İkiniz de buraya gelin. Kapının üstünde kilit vardı. Kimden izin aldınız? İçeri nasıl girdiniz siz, ha? Aa, Tanrım. Ben demiştim Bayron. Sana her yeri sıkıca kapatmanı söylemiştim, öyle değil mi? Düşün, ya içeri hırsız girseydi o zaman ne yapardık biz, ha? Haklısın anne, ben gereğini yaparım. Siz söyleyin bakalım. Niçin içeri pencereden girdiniz? Konuşun, burada ne yapıyorsunuz, ha? Şey babaanne... Jagdish'in bunda bir suçu yok. Benim yüzümden. Ben Sugna ablanın çeyizini görmeyi çok istiyordum. Jagdish de yardım etti. Görmek isteyebilirsin elbette ama bunun için izin alman yeterdi. Hırsız gibi girmene hiç gerek yoktu. Ne yani, benden izin isteseydin sana hayır mı diyecektim? Ya sen oğlum? Neydi o sesler? Niçin o sesleri çıkarıyordu? Şey babaanne, motosiklet sürüyor gibi yapıyordum. Motosiklet böyle ses çıkarır ya, gerçekçi olması için yaptım. Peki tamam, öyle olsun. Şimdilik böyle idare et. Kalbinde ve aklında hayalini kur. Ama bir gün senin de gerçek bir motorun olacak. Ailene söylersin, vakti geldiği zaman senin de çeyizine bir motosiklet koyarlar. Keşke seninkine de koysalarmış. Anlaşılan o ki sen de çok sevdin, öyle değil mi? Anne, zavallı kızı böyle iğnelemen şart mı? Benim derdim onunla değil oğlum, ailesiyle. Kızı buraya neredeyse eli boş göndermişlerdi. Ne söylediğimi hatırlıyor olman gerekir. Ben olabildiğince az şey istemiştim. Aa, sanki ağırlığınca hatım vermişler gibi, sen istesen de bir şey değişmezdi. Her neyse. Günümüzü gereksiz insanları dilimize dolayarak heba etmeyelim. Ama Bayron, sen gerçekten her şeyi kendine dert ediyorsun. Bir parça bu eve yoğunlaş. O zaman hepimiz çok daha huzurlu yaşayabiliriz. Babaanne, ben de çeyizimde ne olduğunu görebilir miyim? Sen görüp ne yapacaksın? Nasılsa giderken hepsini götüreceksin. Tamam canım, bak. Eksik bir şey olursa mutlaka söyle bana. Bu evden gittikten sonra şikayet kabul etmem, tamam mı? Anahtar sende kalsın. İşin bittikten sonra her yeri güzelce kapat. Özellikle de pencereleri. Tanrı seni korusun güzel kızım. Bana doğru gelin biraz. Normalde sizi cezalandırmam gerekir. İkiniz bunu hep yapıyorsunuz, beni zor durumda bırakıyorsunuz. Bugün olduğu gibi. Bana çeyizimi görmek istediğinizi söylemediniz. Beni çok kızdırdınız. Artık hiçbir dediğinizi yapmam. Ablacığım gel. Sana her şeyi göstermek istiyorum. Hadi. Şu aynaya bak, ne kadar güzel değil mi? Evlendikten sonra bunun önünde süslenirsin artık. Gel, arkama otur.
Göreceksin, Pratap da çok beğenecek. Bundan eminim. Ah, ah. Sumitra kızım, bana bir bardak su getir. Byron, çeyiz listesini kontrol et. Bak bakalım atlamış olduğun bir şey var mı? Kontrol etmiştim anne. Ah. Her şey tamam. Ah. Bir de basant ara o zaman. Ben onun da fikrini almak istiyorum. Tamam anne. Efendim, biri sizi görmeye geldi. Kimmiş? Burada ne arıyorsun? Buraya çağrıldığım için geldim. Çağrıldığın için mi? Byron, bu uğursuzu sen mi çağırdın? Sen mi davet ettin? Biz düğün hazırlığı içindeyiz. Sen bu suratsızı davet ediyorsun. Hayır anne, onu buraya ben çağırmadım. Sen değilsen kim o zaman? Onun bu eve girmesine yardımcı olan sen değil miydin? Yena'yı alıp bu adamın yanına götürmedin mi? Gelinimin gözünü korkutan adam değil misin sen? Doğum yaparsa öleceğini söylemiştin. Ona müdahale edip çocuğu öldüreceksin. Git buradan. Evimi hemen terk edeceksin. Seni buraya kimse çağırmadı. Bu evde kimsenin sana ihtiyacı yok. Git başka insanları tedavi et. Bu evi hemen terk edip gideceksin. Gelinimi asla göremezsin. Bu eve asla. Ama asla adımını atmanı istemiyorum senin. Git diyorum sana. Seni buraya kimse çağırmadı. Doktoru ben çağırdım anne. Anne, doktordan eve uğramasını ben istedim. Gena'ya bakması için. Ama Basant... Açıklayacağım anne, bana bir dakika ver. Sumitra, sen doktoru Gena'nın yanına götür. Basant... Bana bir dakika ver anne. Ah, hayır Basant. O adamın varlığı beni korkutuyor. Bak, her şeyi sana izah edeceğim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Torunumu öldürecekler. Anne sen odana git lütfen. Bırak.
bırak ben diyorum. Her şeyi izah edeceğim. Anne lütfen. Bırak anne buraya beni. Gel beni dinle bırak. Lütfen anne. Dokunma benimle bana. Odaya gel anne. Dokunma. Sana her şeyi açıklayacağım. Neyi açıklayacaksın? Anne lütfen. Anne anlamaya çalış. Buraya gel. Bana bir dakika ver. Her şeyi açıklayacağım anne. Lütfen anne. Bu yaptığın beni çok rahatlattı abi. Anneme bir şeyleri anlatabilecek biri varsa bu sadece sensin. Açıklayacak ne var ki Basant? O aptal doktoru buraya sen çağırmışsın. Anne lütfen sakin ol. İzin ver anlatayım. Otur biraz. Boşuna kendini yorma. Faydası yok Basant. Otur ve beni dinle. Her şeyi anlatacağım. Dinle beni anne. Doktordan gelmesini ben istedim. Gena'nın iyi olduğundan emin olmak istiyorum. Her zaman onu düşünüyorsun. Senin gözünde zerre kadar değerim yok benim. Kardeşim Bayron da senin gibiydi. O da hep benden bir şeyler saklardı. Sen de artık iyice ona benzemeye başladın. Gerçekten bir şeyler saklıyor olsam sen buradayken doktoru niçin çağırayım ki? Ama bana hiçbir şey söylemedin. Bana danışmadan doktoru buraya getirttin. Üstelik o doktoru. Eski karının da doktoru oydu. Çocuğun da camuna da hayatını kaybetti. Sen kalkmış Gena'yı da aynı doktora nasıl emanet edersin? Ama anne, bunu Gena istedi. Ben de isteğini yerine getirdim. Gena istedi öyle mi? Durum bu kadar vahim demek. Sana artık o hüküm ediyor. Sen de boyun eğiyorsun. Her dediğini yerine getiriyorsun. Aferin sana. Ben o aptal kıza pabuç bırakmam ama. O kesinlikle seni kontrol etmek istiyor ama ben... Anne biliyorsun Gena doğum yapmayı kabul etti. Ona iyi bakmak bizim görevimiz. O düzgün tedavi görmek zorunda. Bunu yapmak da benim sorumluluğum. Ne yani ben yanlış bir şey mi yaptım? Ona çok iyi baktığımı biliyorsun. Ama o aptal doktor bana... Anne Gena dünyaya sağlıklı bir çocuk getirmek istiyor. Bunun nesi yanlış olabilir? Biz de aynı şeyi istemiyor muyuz? Evet. Ben de bu konuda ona hak verdim. Ben ona söz verdim anne. Ona çok iyi bakacağımı söyledim. Bırak doktor onu kontrol etsin. O zaman hiçbir sorun çıkmayacaktır. Ben çocuklarımı hastaneye gitmeden dünyaya getirdim. Kadınların doğumlarına yardımcı oldum. Ama senin bana zerre kadar inancın yok. Sen modern tıbba güveniyorsun. Bana hiç güvenmiyorsun. Öyle olsun. Nasıl istersen öyle. Bununla bir ilgisi yok anne. Ben her konuda sana güveniyorum. Hatta kendimden fazla güveniyorum. Sen de biraz bana güvenmeyi dene lütfen. Biliyorum torununu kucağına almayı çok istiyorsun. Her şeyin farkındayım. Ben de bu dileğinin gerçekleşmesini çok istiyorum. Benim için de çok önemli. Hayatım hep ıstırapla geçti. Şimdi benim de mutlu olabileceğim bir şey var. Ve bu defa hüsrana uğramayı hiç istemiyorum anne. Senin de bu dileğini yerine getireceğim. Ne gerekiyorsa yapacağım. Tanrı sana yardımcı olacaktır. Bu defa seni yüzüstü bırakmayacak. Ben yaşlı biriyim. Fazla şey gördüm. Sanma ki seni anlamıyorum. Sanma ki çaresizliğinin farkında değilim. Ben her şeyin farkındayım. Her şeyin. O çocuk için karının bütün şımarıklıklarına katlandığını da biliyorum. Yoksa bana karşı gelmeyi aklından bile geçirmezdi. Ben de çaresizim. O köylü kıza katlanmana,
Bütün gün sabır çekmene seyirci kalmak zorundayım. Elimden bir şey gelmiyor. Şimdi git. Üzülme. Moralini bozma oğlum. Zorlandığın yerde ben sana yardımcı olmak için yanında olacağım. Karına bir söz verdiğini söyledin. Buna saygı duyuyorum. Sırf senin için ve özlemle beklediğim torunum için. Bunun için her şeyi yapmaya hazırım. Gerekirse önünde diz çökmeye hazırım. Ben gerçekten çok şanslıyım. Senin gibi bir anneye sahibim. Ey Tanrım. Bizi istediğin kadar sınayabilirsin. Ama bu defa yüzümüzü güldür. Bize bir torun bahşet, sana yalvarıyorum. Öncelikle çok üzgünüm. Ailenin bu çocuğu çok istediğini biliyorum. Bunun için de seni bu riski almaya mecbur ettiler. Biliyorum bu bir aile meselesi. Karışmak gibi bir hakkım yok. Ama ben öncelikle bir doktorum. Sana gerçekleri söylemekle yükümlüyüm. Ben sadece görevimi yapıyorum. Kan değerlerin çok düşük. Bünyen hala zayıf. Sabah akşam almanı istiyorum. Lütfen atlamamaya çalış. İlaçlarını düzenli kullan. Japur'da tanıdıklarım var. Sana bir dizi test uygulayacak iyi doktorlar. Ama bünyen o kadar zayıf ki seyahat edebileceğini sanmıyorum. Bu yüzden olabildiğince dinleneceksin. Ev işi yok. Hiçbir şey yapmayacaksın. Ve ilaçlarını vaktinde al. Dediklerinizi yapacağım. Beni merak etmeyin doktor. Ben de gücümü toplamak istiyorum. Ancak o zaman bu bebeği dünyaya getirebileceğimi biliyorum. Karınıza gereken her şeyi söyledim. Ben 2-3 gün buralarda olmayacağım. Civar köylerde başka hastalarım var. Geri döndükten sonra şehirden buraya iyi bir doktor getireceğim. Karınızı bir de o görsün, o muayene etsin. Bu herkes için en iyisi olacaktır. Son bir şey daha. Karınız bol bol dinlenmeli. Bu son derece önemli. Elbette doktor. Merak etmeyin. Biz ona çok iyi bakacağız. Telefonum sizde var Bay Bayron. Beklenmedik bir şey olursa beni ararsınız. Tamam doktor. Buyurun. İki ünite tarih, 3 matematik. Aa, bir de dönem ödevi var. Sen hemen başla. Ben de gece kontrol ederim. Benim için yaparsın değil mi? Tamam yaparım. İyi, ben de maça gidiyorum. Anandi! Neredesin Anandi? İşte, arkadaşın da geldi. Sohbete dalıp derslerimi ihmal etme sakın. Merak etme, yaparım dediysem yaparım. Anandi! Fuli, yukarı gel canım. Hayır, ikiniz de hemen aşağı gelin. Neden? Jagdish, geçen gün birileriyle kavga etmiştin ya hani.
O çocuklar buraya gelmişler. Bana ne bundan? Beni ilgilendirmez. Söyle gitsinler. Onlarla konuşmak istemiyorum. Oynamak da istemiyorum. Niçin geldiniz buraya? Evimde ne arıyorsunuz? Senden özür dilemek istiyoruz. Affet bizi Jagdish. O gün hatalı olan bizdik. Bizim yüzümüzden canın yandı. İkimiz de üzgünüz. Lütfen Jagdish, bizi affettiğini söyle, olur mu? Gerçek dost değilsiniz. Ben o gün dayak yerken kaçıp gittiniz. Her yerim kan içinde kalmıştı. İkimiz de çok korkmuştuk. Biz de kaçmaya karar verdik. Evet, ama sonra ikimiz de kendimizi çok kötü hissettik. Artık sizinle konuşmak istemiyorum. Gidin buradan. Lütfen böyle söyleme Jagdish. Onlar senin arkadaşların. Olmaz olsunlar. Ben dayak yerken bu ikisi kılını bile kıpırdatmadı. Hatta sen boynumu bile tuttun. Peki kavganın sebebi neydi? Belki de senin hatalı olduğun bir şeydi. Belki de yanlış bir laf ettin. Biliyorsun, sen çok çabuk sinirlenen birisin. Benimle dalga geçiyorlardı. Sinirlenmeyip ne yapabilirdim? Bu daha önce de olmuştu Jagdish. Ne zaman sakinleşeceksin? Hem bak, arkadaşların af dilemeye gelmiş. Bence özürlerini kabul et. Öğretmenim bunu bize her fırsatta söylerdi. Büyüklük cezalandırmak değil derdi. Asıl büyüklük bağışlamayı bilmektir derdi. Jagu, biz seninle asla dalga geçmeyiz. Lütfen affet bizi. Tamam. Zaten ben daha sakin olmalıydım. O zaman kavga çıkmazdı. Öyleyse yine arkadaşız yani, değil mi? Evet. Bay Baba Nishankar, Bay Surashi, Bay Vikas. Sen hala davetiyeleri mi hazırlıyorsun? Hayır abi, aslında bitti. Herkes için bir davetiye hazırladım. Anne, sen de bir bak olur mu? Umarım atladığım biri yoktur. Sen Bayron. Ne oldu anne? Bunamadan senin adını yazmışsın. Bunu aklından bile geçirme. Onun bu eve girmesine izin verme. Hayır, olmaz, bu yanlış olur. Davetiye yırtmak kötü şans demektir, uğursuzluk getirir. Al şunu basan, bu sende kalsın. Sugda'nın veda töreni bitene kadar bekle, sonra yırtıp atarsın. Olur anne. Anne, niçin Madanshi'yi davet etmiyoruz? Sence de bunun tam sırası değil mi? Mutlu olayların en güzel tarafı bu, eski düşmanlıkların bitmesine yardımcı olur. Madanshi'nin karısı Gyanan'ın düğününde buradaydı, ben yüreğime taş basmış, yine de onu davet etmiştim. Peki o ne yaptı biliyor musun? Haberin var mı bundan? Kızın yüzüne bile bakmadı. Hayırlı olsun bile demedi. Hediyesini verdi, sonra çekip gitti. Hatırlıyor musun bunu? Hatırladın mı bunu? Hah? Annem haklı Bayron. Maalesef o aile bizim düşmanımız. Onları davet etmenin hiçbir faydası yok. Hah. Ayrıca bu düşmanlığı ilk kimin başlattığını da hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Hah. Bay Madanshi ve karısı bize defalarca hakaret etti. Her fırsatta küçük düşürdü. Bu yüzden onlarla iyi ilişkiler kurmamız mümkün değil. Bunu düşünmeyin bile. Bunu bir tek bizim istememiz yetmez ha. Arayı düzeltmek istiyorlarsa onlara engel olan mı var? Bunu gerçekten istiyorlarsa ilk adımı onlar atsın. Peki anne. Bu hiç doğru değil Sugna. Ben seni arayana kadar
Beni hiç özlemiyorsun ama. Ben sana cep telefonu bile aldım hayatım. Bunda kızacak bir şey yok. Buraya gelirsen ne olduğunu görürsün. Hepimiz veda töreni hazırlıklarıyla meşgulüz. Yapacak çok iş var. Kimse beni bir saniye bile yalnız bırakmıyor. Bu durumda seni nasıl arayabilirim ki? Bence yine mazeret uyduruyorsun. Hayır Pratap, mazeret falan uydurmuyorum gerçekten. Az bir zaman kaldı. Sonra burada olacaksın. Bahanen falan kalmayacak. Beni çok fazla üzdün sen. İntikamım çok acı olacak. Tamam, öyle olsun. Tören bitene kadar bekle ama. Bunu dile getirmek bile zor Subna. Seni öyle çok özlüyorum ki sensiz diye hiç dayanamıyorum. Sen de aynı duyguları yaşıyor musun? Tamam Pratap, ben kapatıyorum. Seni ilk fırsatta ararım. Aramayacaksın, bunu biliyorum. Hem nedir bu acele böyle? Ne mi? Ya birine yakalanırsam? Söz veriyorum, seni mutlaka arayacağım. Yemin ederim. Hayır, ben telefonda konuşmak istemiyorum. Benimle mutlaka buluş. Hayır Pratap, bugün gelemem. Sana söyledim, yapacak çok fazla iş var. Evden çıkmam mümkün değil. Artık bana itiraz etmeyi bırak lütfen. Ama tamam artık, bunlar son sayılır. Veda törenine az bir zaman kaldı. Sonra sonsuza dek birlikte olacağız. Tamam, bakarız canım. Bakarız mı? Ne demek bu şimdi? Çok basit, gelebilirsem gelirim demek. Sukna, sen kiminle konuşuyorsun? Anne, kimseyle konuşmuyorum. Orada biri mi var Sukna? Biriyle konuştuğunu duydum. Kiminle konuşuyordun sen? Bazı duaları tekrar ediyordum. Törende okumak için ezberlemeye çalışıyordum. Her genç kız bunları bilmeli. Ben de sürekli tekrar ediyorum. Ama beni bilirsin. İçimden düşününce ezberlemekte zorlanıyorum. Ben de bu yüzden sesli tekrar yapıyorum. Sen gerçekten çılgın bir kızsın. Her neyse, gidelim artık. Bunu sen de söylersin. Güneş altında uzun kalmak iyi gelmez. Bugün de güneş gerçekten çok fazla. Kayınların sana ne der sonra? Evlilik öncesi olacak şey mi bu? Bütün gün sokakta, güneş altında kararıyor. Anne, dalga geçme. Biraz güneşte kalmakla kimse kararmaz. O kadar heyecanlı ki bir an önce kocasının evine gitmek istiyor. Birkaç gün kaldı. Sonra kocasının evinde olacak. Renkler hızla solacak. Sonra o evin gelini olacaksın. Onlara ait olacaksın. Beni burada yalnız bırakacaksın. Ama sen orada çok mutlu olacaksın. Ben de her anne gibi göğsüme taş basacağım. Bununla yaşamayı öğreneceğim. Pratap. Bu çiçekler çok güzel. Sevdiğim çiçekler. Bunu bildiğim için aldım. Tamam, aşağı in artık. Hayır, sen buraya gel. Olmaz Pratap, in orada. Sen yukarı çık. Pratap. Tamam. Pratap.
çok güzel Pratap. Düğünümüze de az bir zaman kaldı. Bu çiçekler de sadece bu aylarda açıyorlar. Bunu biliyor muydun? Evet. Biliyor musun Pratap? Düğünümüzden sonra ne zaman bu çiçekleri görsem hep bu yeri hatırlayacağım. Bir de bunu tabii. Nasıl böyle gizli gizli buluştuğumuzu. Peki bu ne için? Bugün sana bir şey getirmedim. Bu yüzden. Ne olmuş? Biliyorsun Pratap. Sen bana gerçekten çok şey verdin. Ama en çok neyi sevdim biliyor musun? Bilmiyorum, söyle. Verdiklerinin arasında senden aldığım en güzel şey bu oldu. Pratap, tören günü beni görmeye geldiğinde bana bu çiçeklerden getirir misin? İstediğin her şeyi getiririm. Hayır, başka şey istemiyorum. Bu çiçekleri sadece. Anan diye söylerim, benim için taç yapar. Çiçekten çok güzel taçlar yapıyor. Evden çıkarken başıma takarım. Anlaştık. Sen nasıl istersen. Biliyor musun Pratap? Bugün çeyizimizi gördüm. Bir sürü şey almışlar. Kıyafetler, eşyalar, takılar, süsler, yatak takımı. Senin için bir de motosiklet. Benim sadece sana ihtiyacım var. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Bunu artık biliyorum. Sensiz yaşamak benim için imkansız bir şey. Göreceksin. Düğünden sonra benim yanıma geldiğinde hep bir arada olacağız. Hiç ayrılmayacağız. Dünya yıkılsa umurumuzda olmayacak. Hava bozuyor Pratap. Yağmur yağacak. Ben hemen eve dönmeliyim. Biraz daha kal lütfen. Bu çok kısa oldu. Ben sana doyamadım. Fakat Pratap... Bir daha ne zaman böyle buluşabiliriz ki hayatım? Lütfen biraz daha kal. İsterdim. Ama geç oluyor. Yağmur bastırmak üzere. Niçin orada duruyorsun? Buraya gel. Hayır Pratap, ıslanmak istemiyorum. Yeterince ıslandın zaten. Hayır. Dur. Hayır Pratap. Boş ver. Bu yağmur dinecek gibi görünmüyor. Hem bak ne güzel yağıyor. Hayır Pratap, evdekilere ne cevap veririm ben sonra? Pratap, Pratap. Anneanne kızım,
Sukna nerede? Odasındadır ama emin değilim. Aa Jagdiş, sen nasıl ıslandın böyle ha? Nedir bu hal? Sen niye yağmur altında oynuyorsun? Özür dilerim, havanın bozulacağını tahmin edemezdim. Oyun başlar başlamaz yağmur da başladı. Her neyse, git üstündekileri değiştir. Ama bu bir daha olmasın. Böyle havalarda oynamanı istemiyorum. Hasta olabilirsin. Hadi git git değiştir. Güzelce kurulan saçını da güzelce kurutmayı unutma. Tamam, kurularım, merak etme. Sen hala ne bekliyorsun? Git Sukna'yı bul bana. Bakalım ne diyecek. Bunları onun için aldım. Düğününde en çok yakışanı taksın istiyorum. Veda töreninde hediye edeceğim. Hadi git sen. Abla. Sukna abla. Neredesin? Abla. Sukna abla. Sukna abla, cevap ver. Abla, Sukna abla. Anneciğim, Sukna ablam nerede biliyor musun? Bilmem ama buralardadır. Her yere baktım ama onu bulamadım. Yengenin odasına baktın mı? Eminim oradadır. Tamam, hemen gider bakarım. Ne oldu ki, onu ne yapacaksın? Babaannem çağırıyor. Yenge. Yenge, Sukna ablam burada mı? Babaannem onu çağırıyor. Burada değil anneanne. Sukna. Sukna. Sukna ablamı her yerde aradım ama onu bulamadım. Kesin ablamın başı derde girecek. Babaanne ne zamandır onu bekliyor. Onu bulamadığım için bana da kızacak. Of ya. Anne, yengemin odasında da yok. Sukna ablamı hiçbir yerde bulamıyorum. Nereye gittin anneanne? Sen nereye kayboldun? Sana Sukna'yı çağırmanı söylemiştim. Unuttun mu yoksa? Sukna dışarı çıkmış olabilir mi? Kimseye bir şey söylemeden mi gitti? Belki arkadaşının evine gitmiştir. Ben hemen ararım. Hayır anneanne. Gerek yok. Belki yağmurdan korunmak için bir yere gitti. Birazdan gelir. Ama dinle beni. Sen anneme bir şey söyleme. Sukna'nın akşamın bu saatinde evde olmadığını öğrenecek olursa bu onu çok kızdırır. Sen bana yardım et, sebzeleri doğra. Ha? Sukna! Nereye kayboldun? Neredesin? Sukna! Nereye gitmiş olabilir ki? Herkes evin hanımı sanki. Kimsenin bir iş yaptığı yok. Anlaşıldı, iş başa düştü. Beklemek zaman kaybı. Sukna?
kalmışsın. Nereden Yenge, geliyorsun? Ne olur yardım et. Kimse görmeden içeri al beni. Tamam. Annem uzun zamandır seni görmek istiyor. Biliyorum. Ön kapıya gitmiştim de orada duydum. Bana sesleniyordu. Anan diye de beni bulmasını söylüyordu. Çok korktum. İçeri arka kapıdan girdim. Sonra da hemen senin odana geldim. Evet ama nereye gittin? Neredeydin? Kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Herkes seni arıyordu. Yenge. Söyle Sugna, neredeydin? Söylesene Sugna, nereye gittin? Yoksa yine Pratap'la mı beraberdin? Onunla buluşmaya mı gittin? Neredesin Sugna? Bittim ben. Sen üstünü değiş hemen. Kızınca nasıl olduğunu biliyorsun. Ama yenge, kıyafetlerimin hepsi odamda. Benimkilerden birini giy, gel. Giy şunu. Neredesin Sugna? Buradayım. Bana mı seslendin? Saatlerdir sana sesleniyorum. Kulağın duymuyor mu? Özür dilerim. Duymamışım. Yengemin odasındaydım da bu yüzden olmalı. Hayır abla. Ben yengemin odasına bakmıştım. Orada yoktun. Evet anandi. Oradaydım. Yengemin dolaplarını düzenliyordum. Sen beni görmemişsindir. Ama abla, yengeme de seni sormuştum. O da odada olmadığını söylemişti. Sen yanlış duymuş olmalısın Anandi. Yengem öyle dememiştir. Odada demiştir. Muhtemelen sen yanlış duydun canım. Defalarca seslendim. Avazım çıktığı kadar adını haykırdım. O kadar bağırmama rağmen hiçbirini duymadın. Radyo yüzünden. Yengemin odasında müzik dinliyorduk da. Sesi çok açık olduğu için duymamışımdır. Ama buradayım işte. Kızacak bir şey yok. Ne istiyorsan söyle, hemen yapayım. Hayır canım. Sen artık burada misafir sayılırsın, değil mi? Çalışmana izin vermem artık. Ötekiler ne gerekiyorsa yaparlar. Sen kendine iyi bak yeter ha. Gelin gideceğin evin işlerini düşün artık. Sıkı tut. Bakalım nasıl olacak? Umarım beğenirsin. Aha. Bence çok güzel oldu kızım. İncileri çıkarsam mı acaba? Yerine yakut mu koysam? Evet evet. Yakut çok daha güzel duracaktır. Sana daha çok yakışacaktır. Gel bakalım. Bunu beraber halledelim. Bir saniye. Dur bakayım. Genan'ın elbisesi değil mi? Tabii ya. Yengenin dolaplarını düzelttiğini söylemiştin, öyle değil mi? Elindeymişken birkaçını denemek istedin, öyle mi kızım? Yengenin kıyafetlerini bu kadar çok beğeniyorsun demek. Hiç sorun değil. Ben senin için de diktiririm. Buna gerek yok.
Ben sadece bunu merak etmiştim. Bu yüzden bir kere denemek istedim. Nasıl duracağını görmek için. Öyle olsun. Şimdi benim odama gel. Sumitra, sen de bana zencefilli çay getir canım. Ama abla, ben yengemin odasına girdiğimde içeride radyo çalmıyordu. Sen sağır olduysan elimden bir şey gelmez. Bence git bir doktora görün, tamam mı? Anneanne! Anneanne! Anne! Anne! Sukna! Sumitra ve annem nereye gittiğini öğrenmiş olsaydı, bunun sonuçları kötü olabilirdi. Söz ver bana. Veda törenine kadar Pratap'la buluşmayacaksın. Söz ver. Bu senin iyiliğin için. Ben sadece seni düşünüyorum. Senin düşmanın değilim. Tamam yenge. Ama bugün olanları kimseye anlatma lütfen. Yoksa herkes benden hesap sorar. Tamam. Ben kimseye bir şey söylemeyeceğim. Yeah.